Melih Gökçek Erdoğan'ı tehdit etti. Melih Gökçek'in, Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükle suçlanacak olan son iki kişiden biriyim, şeklindeki açıklamasını değerlendiren Oda TV yazarı Mert Taşçılar dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, başkanlığı döneminde FETÖ'ye imar konusunda rant sağladığı yönündeki sayısız iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Ankara'daki gazeteciler bu durumun bir kırılma olduğunu farkında. Fakat süreç kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Te yandan Gökçek'in ifade vermesinin ardından yaptığı açıklamalarının satır araları kimsenin dikkatini çekmedi. Yaklaşık 2 saat savcıya ifade veren Gökçek, çıkışta yaptığı açıklamada hakkında çok sayıda şikayet olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden farklı kişilerin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Gökçek, çıkışta gazetecilere şunları aktardı. Türkiye'de özellikle FETÖ'cülükte suçlanacak olan son iki kişiden biriyim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanım, ikincisi de ben. Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17-25 Aralık öncesine götürebilir miyiz, götüremez miyiz? Bunun gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim. Devam etti. İşin özetini söylüyorum, acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17-25 Aralık öncesine Sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz, olayın altına yatan asıl amaç bu. Ben gidersem Erdoğan da gider, mesajı. Oda TV'nin Gökçek'in yakın çevresinden edindiği bilgilere göre aslında, bu sözlerin altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üstü kapalı bir tehdit ve gözdağı var. Bilinçli olarak söylenen bu sözlerle Gökçek külliyeye, ben gidersem Erdoğan da gider, mesajını iletti. FETÖ'ye yardımları sırasında birçok faaliyetinden Cumhurbaşkanı'nın da haberinin olduğunu aktaran Gökçek, sorumlu mülki amiri olarak Erdoğan'ı gördüğünün mesajını açıkça aktardı. Öyle ki adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre Salih Bezci'nin, Gökçek hakkında verdiği FETÖ ifadesinde Gökçek'in, devlet büyükleri bu şekilde talimat verdi, cümlesini sık sık öne sürmesinin nedeni de buydu. Gökçek'in sözlerinin ardından külliye kaynakları ise, yorum yapmaktan kaçınarak Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmesinin ardından Ankara'ya geçmesinin beklendiği belirtildi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri dönüşü hafta sonunu İstanbul'da torunlarıyla birlikte geçirmişti. Şimdi Ankara'da Gökçek'in bu tehdidinin ardından hangi adımın atılacağı merakla bekleniyor.